Şehri Ramazan'dan merhaba. Biz bugün diğer günlere göre çok fazla gülümseyemiyoruz. Dün yaşadığımız o hazin olaydan dolayı, terör saldırısından dolayı hem zaten böyle bir şeyin meydana gelmiş olmasından dolayı hem de böyle mübarek günlere denk gelmiş, bugünlerde olmuş olmasından dolayı çok derinden üzüntülüyüz. Çünkü biz İyilikten, güzellikten, insan olmaktan, kendimize ve yaratıcıya yaklaşmaktan söz ederken böylesi acı şeylerin bugünlerde oluyor olması daha da derinden etkiliyor bizleri. Dün pek çok kardeşimiz yetim kaldı aslında yaşanan terör saldırısından dolayı. Biz de bugün Tevafuk yetimler konusunu konuşacağız. İHH'dan yetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Murat Yılmaz konuğumuz olacak. Her zamanki Metin Karaboşoğlu bize eşlik ediyor olacak. Az evvelki cümlelerimde belirttiğim gibi vefat edenlere, güzel insanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Geride kalanlara, yakınlarına ve yaralılara da sabırlar niyaz ediyorum. Şimdi her zamanki gibi Kur'an-ı Kerim'le başlayalım. Ayet-i Şerif gelecek ekrana. Hep beraber kulak verelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضرون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول
hayati fe yevme izin la yu'azzibu azabahu ahad ve la yusiku vesakahu ahad. Ya eyyetühennefsül mutmainne irci'i ila rabbike radiyeten فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Evet, Mustafa Karaman Hoca'nın sesinden Fecr Suresi'nden bir bölüm geldi ekranlara. Kulak verdik bir yandan da. Konumuzu ben tekrar anons etmek isterim. İHH Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz bugün bizimle beraber. Her zamanki gibi Metin Karabaşoğlu da eşlik ediyor olacak. Evet, biz bugün yetimleri konuşacağız. Hem de aslında yetim bir peygamberin ümmeti olduğumuz bilinciyle bunu konuşacağız diyelim. Ve ben vakit kaybetmeden hoş geldiniz diyeyim konuklarıma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Evet, Fecr suresinden bir bölüm ekranlara geldi. Her zaman olduğu gibi biz biraz ayet-i kerimelere temas etmeye çalışarak bir parça başlayalım. Ne kadar olabiliyorsa. Bir parça, evet. Ne kadar elimizden geliyorsa. Evet, yani baksak bu ayette de okunan ayetlerde de çıktı karşımıza değil mi? Mesela yetim ve yoksul. O kadar çok surede, o kadar çok ayette karşımıza çıkıyor ki adeta yani bizim yani bu dünyada, yani bu dünyayı Allah'ın mülkü olarak bildiğimizi, kendimizi Allah'ın kulu olarak bildiğimizi, yani bize verilenleri yine Allah'ın bize ikramı, hediyesi olarak bildiğimizi nasıl ölçüyor Cenab-ı Hak? Yani ayetlerden anlıyoruz ki yetime ve yoksula davranışımızdan ölçüyor. Yani bunu anlıyoruz. Bu ayetlerde de gene onu görüyoruz değil mi? Yani Cenab-ı Hak diyor ona nimet verir. Rabbim bana nimet verdi der ama orada anlıyoruz ki sonraki davranıştan. Fakat yetime ikram etmiyor diyor. Allah'ın ona ikram ettiğinden Allah'ın yetim kuluna ikram etmiyor veya yoksulu onunla doyurmuyor. Anlıyoruz ki nedir mesela burada elinde olan mal ki sonra o mal sevgisi nasıl azaba götürdü. Sonra cennetlik cehennemlikleri anlatırken son ayetleri Fecr Suresi gösteriyor. Yani bir seçkinlik üretiyor, bunu anlıyoruz. Kendisine verilenden, hani ben özel biriyim, yani ondan dolayı hani bana böyle ikram olundu filan diye. Hani bunu hani bir seçkincilik, bir üstünlük üretmek için değerlendirdiği, ama bunu bir şey sorumluluk olarak değerlendirmediğini anlıyoruz. Yani ayetin akışından. Cenab-ı Hak sonraki ayetlerle de yani şu mesajı bize net bir şekilde veriyor ki başka birçok surede var. Daha önce hani Beled suresi üzerine konuşmuştuk. Malum o zaman da Kızılay misafirimizdi değil mi? Orada da hani gene karşımıza çıkıyor Sarp yokuşu tırmanmanın iki şartı. Orada gene Sarp yokuşu, şey evet. Evet, orada anlatılır bir hani o boyunduru çözmek sonra salgın bir açlık günde akrabadan bir yetimi ve değil mi, böyle yoksulu doyurmak diyordu. Yani bu ayetlerde de Fecr suresi ayetlerinde de hani ilk olarak şu mesajı net bir şekilde anlıyoruz. Allah bize buyuruyor ki ben size bir imkan verdiysem yani bu imkanı siz Allah'ın sair kullarına hani zayıf kullarına karşı bir üstünlük duygusu ve iddiası devşirmeniz için vermedim. Onlara tepeden bakmanız için vermedim. Bilakis yani bu malı, bu mülkü, bu imkanı size bir yükümlülük, bir sorumluluk olarak verdim. Evet, helal ve temiz olarak kendiniz de yiyin ama israf etmeyin.
ne yapın? Onu Allah'ın ihtiyaç halinde olan sair kulları içinde kullanın. Özellikle de kimin için? En başta yani en büyük değil mi dayanağını yitirmiş. Evet. Yetim başta olmak üzere. Ya buradan bir kere yani daha çok elbette dersler, manalar vardır ama hani şu, bu kadarını herhalde net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bizim kulluğumuzu ve kul olarak Allah'ın mülkünde Allah'ın bize verdiği imkanlara nasıl baktığımızı, doğru bir şekilde bakıp bakmadığımızı biz yetim ve yoksula karşı bir sorumluluk taşıyor muyuz? Onlar için bir çaba gösteriyor muyuz? Elimizdekilerden onlar için de ayırabiliyor muyuz? Yani Rabbimiz hani buradan ölçtüğünü bize haber veriyor. Yani bunun karşılığında tabii bir şey var. Böyle yaptık, bu sorumluluk bilincili davrandık. Karşılığı işte o değil mi? Ya ey nefs-i mutmainne hitabıyla, evet kullarım arasına gir diye cennete buyur edilmek. Diğerini ise gene ayet söyledi. Allah korusun, evet. Bu dünyada o sorumluluğu yerine getirmeyip cehennemlik olmaktan hepimizi. Ama yolu belli. Burada biz vazifemizi yapalım. Evet. Sorumluluğumuzu Kur'an gereğini yapalım. Aslında pek çok ayette vurgu var değil mi yetimler bahsine, yetimler konusuna? Evet. Yani çünkü bir, evet, yetimin zayıflığı, yetimin muhtaçlığı ki burada ben hani kitabı olarak konuşuyorum. Murat Bey sahadan hani o kadar çok şey söyleyecek ki bir an önce de sözümü bitireyim de hani Murat Bey'i de hani dinleyelim istiyorum. Yani yetimin durumu başlı başına zaten yani ortada. Yani en büyük dayanağını kaybetmiş. Zayıf. Yani yetim dediğimizde de 30 yaşında birinden artık yetim demiyoruz. Bir de çocuk. Hani anlatabiliyor muyum? Ve korunmasız. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani hem kişi olarak, hem toplum olarak, hem de bütün olarak, insanlık olarak yani bizim ahlaki kalitemizin de yetime nasıl davrandığımızla ölçüldüğünü anlıyoruz ki Kureyş'i de bu noktada değil mi sürekli yaşadığı ahlaki probleme dikkat çekerek vahye karşı onların o inatlarına karşı değil mi ayet sürekli evet siz ahlaki ki yetim konusundaki davranışlarını en başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a değil mi yetim Ebu Talip diye gelmelerinden biliyoruz. Yani burada da dolayısıyla diyebiliriz ki o noktada da hem kişi olarak hem topluluklar olarak, toplum olarak hem de bütün olarak biz ahlak sınavını da aynı şekilde verme gibi bir endişenin içerisindeysek yani bunun yine yolu darda kalmışa, düşküne, her türlü darda kalmışa ve düşküne ama onlar içerisinde de değil mi? Özellikle de şey, yetime böyle kol kanat germek. İHH'da 1992'den beri çeşitli çalışmalar yapıyor. Evet. Pek çok ülkede doğal afetlerden ve savaşlardan dolayı yardıma muhtaç hale gelen insanlar için. Biz bugün bunun üzerinde Metin Bey'in de söylediği gibi yetimleri konuşacağız dedik. İnşallah. Dünyada 200 milyondan fazla yetim var diye bir istatistik söz konusu ama değil mi? O kadar yüksek rakam. Birleşmiş Milletler'in rakamı bu. Aslında bunun iki katı olduğunu sivil toplum kuruluşları ifade ediyorlar. Çünkü Birleşmiş Milletler'in rakamlarına 52 ülke dahil edilmemiş. Ki bu 52 ülkeden bir tanesi Çin. Yani Çin zaten dünyadaki her 4 ya da 5-6 kişiden bir tanesi Çinli zaten. Dolayısıyla bu rakamlar Çin dışında Kuzey Kore, Myanmar, Afganistan, Irak yani yetim sayısının çok olduğu ülkeler. Bunlar Birleşmiş Milletler rakamlarına istatistik olarak dahil edilmemiş. Bunları da kattığımız zaman 400 milyon ki bu da eğer dünyada yetimlerle ilgili bir ülke olsa dünyanın en büyük nüfuslu üçüncü ülkesi Çin, Hindistan ve Yetimistan. Eğer böyle bir ülke olsa yani çok büyük bir yetim nüfus var 400 milyon civarı. Bu çocukların tabii ki her geçen günde savaşlar, doğal afetler, yoksulluklar nedeniyle ciddi ciddi bu rakamların yükseldiğini de görüyoruz. Hemen müsaadenizle birkaç istatistik burada zikretmek istiyorum. Yeri geldi çünkü. Her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalıyor. Ve bu 365 günle çarpıldığında yani senede aşağı yukarı 3,5 milyon yeni çocuğu, yetim katılıyor. Evet, yeni yetim katılıyor. Yetimistan'a.
Evet, Yetimistan'a 3,5 milyon her sene nüfus artışı olmuş oluyor. Bu çocukların, yani 400 milyonluk yetimler ülkesinin yarısı sokaklarda yaşıyor. Yani herhangi bir aile, kurum ya da onları himaye edecek bir yapının olmadığı her iki yetimden bir tanesi himayesiz yaşıyor. Ki bu her türlü tehdide ve tehlikeye açık olmak. Kesinlikle. Organ mafyasından, fuhuş mafyası, evet, dilenci şebekeleri, evet, savaş ağları, misyoner örgütler. Bunlar bu çocukları istismar ediyorlar ama sahipsiz olan çocukları çok çok daha kolay bir şekilde. Bir acı istatistik daha paylaşayım. İnsan tacirleri denen kötü bir güruh var. Bu topluluk sene içerisinde 4 milyon civarı insanı bir malmışçasına alıp satıyorlar. Ve bu 4 milyon kişinin 2,5 milyonu çocukları oluşturuyor. Ve bu 2,5 milyon çocuğun da 1 milyon 100 bini, yani neredeyse her iki çocuktan bir tanesi fuhuş mafyaları tarafından alınıyor ve satılıyor. Bu gerçekten çok acı bir şey. Yani çocukların oyun çağında, eğlence çağında, eğitim çağında çocuklar hayatın en acı yüzleriyle, gerçekleriyle karşılaşıyorlar. Bu da tabii şöyle acı bir şeyi de var bunun. Bu durumu destekleyen bir başka olgu daha var. Mesela Tayland gibi, Brezilya gibi, Vietnam gibi. Yani özellikle çocukları çok küçük yaşlarda sanki bir marangoz çırağı gibi, bakkal çırağı gibi. Çünkü o yaşlar bir çıraklık çağıdır. Yani 10 yaş, 11 yaş. Çocuklara fuhuş yaptıran aileler var. Bu da o ülkeleri, mesela Tayland'da bu çok çok şey yani, yoğun. Yetim olmadığı halde çocuk, yetim ama olmadığı böyle bir şey halde, manen yetim aynen aslında. Tabii, olmaz. Kesinlikle evet. Öyle. Kesin. Yani, belki yetim olanlar da var aralarında. Aynen öyle bile. Ama bu çocuklara böyle bu kötü kara işlerde çocukları çalıştırıyorlar. Ve Brezilya'da mesela enteresan bir şey, 500 bin civarı fuhuş yapan çocuktan bahsediliyor. Brezilya'nın nüfusu 200 milyon kabaca. Çok ciddi ve acı durum. Yani aslında çocukların dünya üzerinde yaşadıkları, sadece yetimlerle bağlamayalım bu şeyi, çok çok acı durumlar. 10 bin çocuk yetim kalıyor dedik. Bunun dışında çocukları yetim bırakan sisteme de bence vurgu yapmak lazım. Evet. 400 milyon çocuk neden yetim? Evet. Dünya üzerinde bunu da sorgulamak lazım. Bunun yanında bir küçük istatistik daha ilave edeyim. Her gün 22 bin çocuk açlık, yoksulluk ve buna bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Yani 10 bin çocuk yetim kalıyor. Evet, annesini babasını kaybediyor ama bir de 22 bin çocuk da her gün vefat ediyor. Yaşayabilir yani, olduğu halde. Yaşayabilir basit olduğu halde. Evet, evet, çocuk beslenemediği için, gıdasını tam alamadığı için gıdasızlık, açlık ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle her gün 22 bin çocuk hayatını kaybediyor. Bu da çok acı bir istatistik. Evet. Neden acı? Şunu da ifade edelim. Çünkü 22 bin çocuk açlıktan ölüyor ama bir o kadarı da tokluktan ölüyor. Belki daha fazlası obezlikten ve obezliğin yol açtığı hastalıklardan dolayı bundan daha fazla diye tahmin ediyorum. Elimde onunla ilgili bir istatistik yok ama daha fazlası da tokluktan dolayı ölüyor. Aslında dünyanın kaynakları, dünyanın içinde bulunduğu yapı bütün insanlığa defalarca yetecek evet. kadar büyüklükte, evet. genişlikte, berekette. Ama dünyanın %1'lik azınlığı dünya gelirlerinin %50'sini tüketiyor. Hep böyle istatistiklerden konuştum ama durumu birazcık daha net anlama açısından dünyanın %1 azınlığı dünya gelirlerinin %50'sini alıyor. Geriye kalan %99'luk halk kesimi ya da orta kesim ve fakir olan kesim ise geriye kalan %50'yi paylaşıyor. Yani hani Necip Fazıl'ın da yanlış hatırlamıyorsam bir kişiye 9 koyun muydu? Bunu ne derlerdi? Tam sözü aklıma getiremedim. Hatırlarız belki ileride. Evet evet, yani öyle bir taksim yapılmış ki bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa bir kişiye 9 pul, 9 kişiye 1 pul. Tam aslında bu durum şu anda dünyada yaşanan durum bu. Yani öyle bir taksim yapmış ki dünyanın büyük güçleri. Tabii bu dünyanın büyük güçleri sadece fakir değil, yetim de üretiyorlar. Bunu nasıl üretiyorlar? Bunu da şöyle üretiyorlar. 2014 yılına dair bir istatistik var, yine hep istatistik, yine devam edelim. Dünya üzerinde silahlanmaya ve savunma sektörüne harcanan miktar
14.3 trilyon dolar. 14.3 trilyon doları dünya 2014'te, 2015'in istatistiğine rastlamadım. 2016 zaten içinde bulunduğumuz yıl. Yani dünya gelirlerinin önemli bir kısmı. Bunu da nasıl şöyle şerh edebiliriz? Ben internette küçük bir tarama yaptım. 14.3 trilyon doların neye tekabül ettiğini görebilmek için. Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler'in tanıdığı aşağı yukarı 200 ülke var. 197 ya da 198. Bir de Birleşmiş Milletler'in tanımadıklarıyla beraber toplam 231 devlet var dünya üzerinde. Tanınan ve tanınmayanlar. Bu 231 devletin 200'ünün gelirinden fazla bu miktar. Yani dünyanın 2014'te silahlara ve savunmaya yatırdığı para dünya devletlerinin 200'ünün gelirinin üzerinde. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Dünya savaşmayı, silahları, çatışmayı tercih etmiş. Bu rakamlar onu gösteriyor. İşte Suriye'de 5 yıldır savaş var. 750-800 bin çocuk yetim kaldı sadece Suriye'de. Irak'ta 5 milyon yetimden bahsediliyor. Afganistan malum 1980-79'da başlayan bir Rusya'yla bir savaş oldu. Sonra savaşlar bitmedi, iç savaş oldu. Sonra Amerika girdi. Şu anda Afganistan'ın kabaca 3-3,5 milyon yetimi olduğu ifade ediliyor. Doğu Türkistan ki Çin'in işgalinde 1949 yılından beri işgal altındaki topraklar, orada da yine 3 milyon üzerinde yetim olduğunu, fakat biz bunları bilemiyoruz çünkü Çin'den bile haberimiz yok. Biraz önce ifade etmiştim, Birleşmiş Milletler'de Çin rakamları yok. Doğu Türkistan'la hiç yok. Çünkü iyice karartılmış bölge orası. Mesela şu anda oruç tutamayan insanların yaşadığı bölge. Oruç tutmadığından emin olabilmek için okullarda, iş yerlerinde insanlara zorla su içirilen, Ramazan'ın ortasında, günün ortasında böyle bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman bu 14.3 trilyonluk silahlanma dünya üzerinde, özellikle de İslam ülkelerinde, Sudan'ı var, Somali'si var, Arakan'ı var, Patani'si var, Moros'u var, işte Keşmir'i var, Afganistan'ı söyledik, Doğu Türkistan'ı söyledik. Dolayısıyla birçok yetim üreten coğrafya da İslam coğrafyası. Yani aslında dünyanın silahlara yatırdığı paranın belki binde biri dünya üzerindeki yetimlerle ilgili, yoksullarla ilgili, kimsesizlerle ilgili, eğer bu şekilde bir harcamaya dönüverse, aslında sokakta kalan dedik ya biraz önce, 400 milyon çocuğun 200 milyonu sokaklarda korumasız yaşıyor dedik ya. Sokakta bir çocuk kalmaz. Eğitimsiz bir çocuk kalmaz. Ne diyelim, hamisiz, korumasız tek bir çocuk kalmaz. Aç bir çocuk kalmaz. Aç bir çocuk. Bütün yaralar sarılmış oldu. Evet, 22 bin çocuk her gün açlıktan ölüyor dedik. Açlıktan ölen çocuk kalmaz. Yani dolayısıyla aslında bugünün belki şöyle bir özeti olsun bu kadar konuşmaların. Dünyada akan sistemi, yürüyen sistemi ters yüz edebilirsek eğer, ki onun da müsebbipleri bellidir. Aslında Birleşmiş Milletler'in 5 tane güvenlik konseyi üyesi var. Rusya, Çin, Amerika, İngiltere, Fransa. Aslında enteresan bir şey, güvenlik konseyi, bakın. Güvenlik konseyi diye başlık yazıyorsunuz, altına 5 ülke yazıyorsunuz. Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin. Dünya üzerindeki bu 14.3 trilyon dolarlık silahlanmayı yapan işte bu 5 ülke. Yani bu yapan da hepsi demeyelim. Çünkü İsrail'de silahlanıyor, diğer ülkelerde silahlanıyor. %80'i bu 5 ülke. Yani dünyaya savaşı, mülteciliği artıran, yetimleri artıran, insanları yaşadıkları yerde aç susuz bırakan sistemi yürüten bu 5 ülke. Onların adı da Güvenlik Konseyi. Yani dünyada bir savaş çıkınca bu 5'i gidecekler, orada barış, sulh sağlayacaklar, değil mi? Birleşmiş Milletler. Trajikomik bir tablo aslında. Trajikomik, paradoksal bir durum. 45'te kurulan, 1945-46'da kurulan Birleşmiş Milletler düzeyi, bu daha doğrusu sistemi bu 5 ülkenin şeyine bina edilmiş. Çünkü dünya üzerindeki diğer 200 küsür ülke bir konuda bir şey söylese, hepsi aynı şeyi söylese, bu 5'inden birisi hayır efendim öyle değil dese, bu 200 devletin söyledikleri çöpe gidiyor. Hiçbir kararı, hiçbir şeyi yok, geçerliliği olmuyor. Bu ülkelerde dünyaya savaş ve kaosu, yetimi üreten ülkeler bunlar maalesef. Evet. Sohbetimize devam edeceğiz. Murat Yılmaz'la konuşmaya devam edeceğiz yetimleri. Ama şimdi her zaman gibi hadis-i şerifimiz ekranlara gelsin. Oh.
Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini ekranlarda gördük az evvel. Siz de tam dediniz ki o kadar çok hadis-i şerif var ki yetimlerle alakalı. İnsanları coşturuyor dedim. Tam bu kelime bence uygun bir kelime. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetimliği, yetim olarak dünyaya gelmesi, küçük yaşta 6 yaşında ona öksüzlüğünü de dahil etmesi, Efendimizin o yetim ve öksüzlüğün tüm zorluklarını bir cahiliye yapısı içerisinde, evet kendisini koruyan amcaları var, Ebu Talip var ama ona rağmen böyle bir cahiliye toplumu içerisinde yetimliği tüm zorluğuyla yaşaması, onun hayatında bende iz bırakan en önemli şeyi kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir Mekke, bir Medine, bir Arap toplumu ve o toplum içerisinde yetimi, çocuğu, insanlığı alıp o yerin en diplerinden en yukarıya çıkaran bir peygamber var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buna çocuklardan başlayarak yapan bir peygamber var. Yani hemen hızlı hızlı birkaç tane lafzen inşallah yakınlaşabilirim ama şu şekilde Efendimizin, mesela bir Arap bedevinin, hocam da bilecektir. Benim 8 çocuğum var. Bir tanesini bile öpmedim, koklamadım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Evet. Efendimizin çocuklara o muhabbeti, onları sevmesi, okşaması, öpmesi karşısında hayrete düşen bir bedevi sahabi var. O böyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahzun olarak diyor ki Allah senin kalbinden merhameti almışsa ben ne yapabilirim diyor. Yani bu çok önemli bir şey. Bir insanın kalbinde vicdanı, merhameti varsa o insan insan olduğunu, Müslüman olduğunu hissedebilir. Eğer içimizden merhamet duyguları, vicdan duyguları çıkıp bir yerlere gitmişse o zaman artık mekanik bir şey oluyorsunuz. Yani artık hep madde ile meta ile düşünmeye başlıyorsunuz. Duygu, ruh, sevgi sizden uzaklaşmış oluyor. Efendimizin yine çocukların, yetim çocukları koruyup kollama ile ilgili kim bir yetimin başını okşarsa, elinin değdiği her bir saç telince bir ecir kazanır ve bir günahı dökülür diyor. Ve kim bir yetimin hamisi olursa, onun ihtiyaçlarını karşılar ise onunla ben cennette şu iki parmak gibi. Bir başka hadiste şu iki kardeş gibi deniyor. O kadar çok şey var ki Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da. Ama şu iki parmak gibi bir aradayız diyor. Ve şimdi ben şu Ramazan'ın iftara da yakınız, böyle sevinçliyiz. İftar sevincini yaşayacağız birazdan. Şimdi bir insan için bundan daha harika, daha büyük, daha güzel nasıl bir müjde olabilir? Diyor ki cennette şu iki parmak, şimdi bu iki parmak yan yana, bunu buradan ayırmak çok zordur. Bu bir aradadır. Efendimiz de diyor ki yetime hami olanla ben şu iki parmak gibi cennette bir aradayız. Bundan büyük müjde yok diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla yetim, 400 milyon yetim var ama yetime destek olmak, yetime kol kanat germek, yetimin başını okşamak, onun ihtiyacını görmek de bizim dinimizde bir ibadet. 23 tane ayet-i kerime var. Beled suresi, biraz önce dedik, Maun suresi. Mesela Maun suresi Ebu Cehil, nüzul sebebi Ebu Cehil'in bir yetimi itmesidir, kalkmasıdır. Hatta konumuz birazdan bayramlığa gelecek. Orada bunu da ifade edelim. Ben geçen bir 15-20 gün önce Timurtaş Hoca'nın rahmetli, onun YouTube'da Maun Suresi ile ilgili çok kısa 15 dakikalık bir vaazı var. O denk geldi. Allah razı olsun, bizim Hüseyin abimiz var, Hüseyin Oruç abi. O söylemişti. Ya Murat, sen bunu dinledin mi? Hayır abi dedim. Linkini gösterdi bana, açtım dinledim. Şimdi Maun suresi orada diyor diyor ya, yazıklar olsun o yetimi itip kakana, tam lafzen erayet elezi yükezi bittin diye okuduğumuz, her namazımızda da günde 5 defa kıldığımız namazlarda da çokça okuduğumuz bir sure-i celile. Burada yetim bir çocuk, üstü başı berbat bir şekilde, hırpani bir şekilde Ebu Cehil'e gidiyor. Ondan bir kıyafet istiyor. Timurtaş Hoca bayram var diyor sözünde, bir bayram, hangi bir bayram bilmiyorum ama bir bayram için bayramlık istiyor diye söylüyor. Ebu Cehil yetimin bu ihtiyacını gidermediği için onu çok ciddi bir şekilde dövüyor. Ve gerçekten çok daha zelil bir şekilde, burada zelil olan tabii ki Ebu Cehil ama yetimi çok zor durumda bırakıyor. Ve onunla alay etmek için şöyle söylüyor, diyor ki sen Muhammed'e git diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek o yetime, yoksula, kimsesi, aslında çok doğru bir şey söylüyor. Ona o bakar diyor.
ve alay ederek. İşte onun içerisinde, o alayın içerisinde yine şey var değil mi? Zenginliğini. Tabii. Bir ayrıcalık ve üstünlük aynen. görmek, bir kesinlikle. Sorumluluk olarak görmemek, daha zayıfa. Kesinlikle. Evet. Oysa Ebu Cehil için bir bayramlık nedir ki? Yani evet. 10 tane, 100 evet. tane bayramlık verebilir o çocuğa. Mekke'nin evet. en zenginlerinden. Ve çocuk Efendimiz'e geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz çok mahzun oluyor ve yine Timurtaş Hoca'nın dilinden aktarayım. O güne kadar Efendimiz'in öyle üzülüp ağladığını gören sahabe çok az. Yani çok üzülüyor. Yetimin o halini görünce ağlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yetimi giydirmek için de evine, ocağına baktığında ona verecek bir kıyafet bulamıyor. Ve onu Hazreti Ebu Bekir'e gönderiyor. Aynı durum Hazreti Ebu Bekir için de söz konusu. Çünkü o da malını mülkünü Allah yolunda feda etmiş olan bir kişi. Bakıyor eve sağa sola bulamıyor. Ve Efendimizin kendine gönderdiği bir yetim çocuğu da boş çevirmek işine gelmediğinden, bunu da istemediğinden yerdeki bir hasra sarılıyor ve üzerindeki kıyafeti çıkartıp yetim çocuğa veriyor. Ve çocuk gidiyor. Ama Hazreti Ebu Bekir'in bu arada bir müşkülü oluşmuş oluyor. O müşkülü de namaz vakti geldiğinde iyice sıkışıyor. Çünkü çıplak bir vaziyette namaz kılacak. Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu bildiriyor, bu durumu. Ve Efendimiz de ashabtan bir kıyafet bularak Hazreti Ebu Bekir'e gönderiyor. Yani Maun suresinin nüzul sebebi bu şekilde anlatılıyor. Yani bir yetimin bir bayramlık talebi ve Ebu Cehil'in bunu sert bir şekilde geri çevirmesi ve Hazreti Ebu Bekir'in o yetimi sevindirmesi Efendimizin göndermesiyle. Dolayısıyla gerçekten Ramazan-ı Şerif'te en güzel hayır, en iyi hayır ne olur diye sorulursa bir yetimin gönlünü hoş etmek diyebilirim rahat bir şekilde. Bir yetime bir bayramlık sevinci yaşatmak diyebilirim. Bir yetime işte zekatla, fitreyle onun gönlünü almak. Çünkü yoksul bir yetim çocuksa eğer Ramazan öncesinde yapacağı muhakkak bir takım onun ailesiyle beraber bir takım harcamaları olacaktır. Şu anda en güzel harcama bir yetimin gönlünü hoş etmek için yapılacak harcamadır diye de bağlayabiliriz. Evet. İHH'nın özeldeki çalışmalarından da bahsedeceğiz. Bayramlıktan söz etmişken hemen orayı ona gelelim. Orayı tamamlayalım isterseniz. Evet. Şimdi Rabbim böyle inanılmaz bir bereket lütfediyor elhamdülillah. Geçen sene biz 40 bin yetim yavrumuzu bayramlıklarla sevindirdik. Bir önceki yıl 20 bindi. Daha önceki yılda 10 binli bir rakamdı. Bu sene hedef 70 bin. Yani 40 bini biz 70 bine taşıdık. Toplamda 41 ülkede Rabbim lütfederse 70 bin yetim yavrumuzu biz bayramlık sevinciyle sevindirmek istiyoruz. Bir bayramlık bedeli 100 lira. Yani baştan ayağa bir çocuğu giydirmek 100 lira. Hayırseverler 100 lirayla bir yetimin bayramlığını, 300 lirayla 3 yetimin bayramlığını, 1000 lirayla 10 yetimin bayramlığını evet. istedikleri kadar. Ki alışveriş merkezlerini de götürerek mağazaları da tabii. seçebiliyorlar değil mi? O da çok güzel. Şöyle biz İstanbul'daki yetim şeyimizi bugün çarşamba değil mi? Yarın bitiriyoruz. Yarın son yetimlerimizi de inşallah giydirmiş olacağız. Dünya üzerinde Türkiye dışında 40 ülkede daha bu çalışmayı yapıyoruz. O çalışmalar da son kertesinde şu anda. Malumunuz bugünü saymayalım. 5 gün kaldı bayrama. Dolayısıyla artık bayramlıkları çocukların üzerlerine böyle bir giydirmek gerekiyor. Dolayısıyla biz birçok ülkede bu çalışmayı tamamladık. Ve özellikle Suriye'de şu anda 10 bin yetimimizi, yani bu 70 binin 10 bini Suriyeli yetim yavrularımız. Onlar da bugünlerde hızlı bir şekilde giydiriliyor. Hem Suriye içerisinde hem Türkiye'de sınır bölgelerinde, işte Şanlıurfa'da, Hatay'da, Kilis'te, Antep'te, buralarda çocuklarımızı giydiriyoruz. Dolayısıyla hayırsever kardeşlerimiz bir yetimi, üç yetimi, beş yetimi, on yetimi bayramlıklarla sevindirebilirler. Şöyle bir şey de şu anda bizi takip eden kardeşlerimiz şu anda cep telefonlarından da bir mesaj göndererek bir bayramlık alamasalar bile 15 liralık bir katkı verebiliyorlar. Onun da linkini söyleyelim. Bütün hangi telefonu operatörü kullanırsa kullansınlar kardeşlerimiz fark etmiyor. Bayramlık yazıyorlar. Evet. 4072'ye bir SMS atıyorlar. Bayramlık 4072. Bu şekilde ne yapacaklar? 15 lira bir bağış yapmış olacaklar. Ha, ikinci bölümde biz telefonu ödünç alalım. Bence biz uygulamalı gösterelim burada. Evet. Şöyle de diyebilir kardeşlerimiz. Ya ben bu işi, tüm bayramlık işini bir seferde halledebilir miyim? Evet, 7 tane mesaj atarlarsa bu şekilde 105 lira yapıyor.
Yani 5 lira da ilave yine bayramlık fonuna aktarmış oluyorlar. Hı hı. Yani bayramlık yazıp 7 defa 40-72'ye mesaj atılırsa bir bayramlığı ve artı 5 lira, ikinci bir bayramlığın da 5 lirasını hediye etmiş oluyor. Bu şekilde kardeşlerimizin destekleri olabilir. Evet, ilerleyen dakikalar tekrar hatırlatırız. İnşallah. Çocuklar için çok önemlidir çünkü, değil mi? Sizler de küçüklüklerinizden hatırlarsınız. Vallahi geceden serilir bayramlıklar falan böyle yanı başında. Geceden serilmesini bırakın. Ben bayrama kadar, mesela bayramlar 2-3 gün önce alınır. İşte pazardan alır ya annelerimiz, babalarımız, işte ya da en yakın mağazadan. Ondan sonra onu bayrama kadar en az 7-8 defa üzeri giyilir, o şey yap, evde dolaşılır. İşte üzerimde nasıl duruyor, aynanın karşısına bir geçilir. Dolayısıyla bayram öncesinde defalarca o sevinci yaşardık çocukluğumuzda. Şimdi yetim yavrularımız da aynı sevinci inşallah yaşayacaklar. Alınmasa bile şimdi artık, eskiden hani bayramlarda alınıyordu. Belki o yüzden daha fazla yaşardık. Yani evet, şimdi çocuklara doğru. Her zaman alındığı için belki onu yaşamıyorlar. Hani ama nedir, bayram gelse de yeni bir şey alınmasa da, diyelim ki 3 ay 5 ay önce alınmış veya yani şu duyguya sahip annesi babası olan bir çocuk alabilirler. Hani isteseler bugün gideriz alabilirler. Tabii. Yetim açısından şöyle düşünelim. Bayram geliyor. Diğer çocukların annesi babası onu aldılar, götürebilir. Ama benim babam yok. Hani anlatabilir miyim? Hani annem, evet, yok veya hani benim bu noktada isteyeceğim veya bir bayramlık bekleyeceğim kimsem yok. Hani kesinlikle. O yüzden hani değil mi? Yani yetimi giydirmek. Evet. Yani bu bakımdan hele ki bayramın öncesinde daha da muhteşem önemli bir şey. Yani evet, muhteşem gerçekten. Yani ben bir çocuğun, inanın samimiyetimle söylüyorum, bir gülümsemesini dünya üzerinde tartacak bir terazimizin olmadığını düşünüyorum. Bunu yürekten söylüyorum. Yani o çocuğun gönlünü almak, yani bir ayakkabı, bir tişört, bir pantolon ya da bir etek kız çocuğu, bir elbise. Ya onu güldürebilmek muhteşem bir şey. Gerçekten yani bu Ramazan'da da Rabbim sınırsızca veriyor. Yani değil mi hocam? Yani normalde işte diyoruz bir şey yaptığında bunun 1'e 10'dur, 1'e 100'dür, 1'e 700'dür. Ama Ramazan'da bunun bir şeyi yok. Sınır yok. 1'e milyon verecek belki Rabbim, evet, o yürekten, evet, verilene. 1'e milyar verecek, 1'e 100 milyar verecek tam belki. Tam bu kıymetli zamanlardayız. Kesinlikle son öyle. Son ben şöyle bir mesela kadar hatırlarsak, hani o vermelerimizin karşılığında Fecir suresi okundu ya. Yani şu değil mi, hitaba mazhar olacağız. Evet. Yani ey nefs-i mutmainne, yani kullarım arasına gir, cennetime gir. Yani evet, bunun paha biçilebilir mi? İnşallah. Evet. Rabbim lütfetsin. İnşallah hepimize, evet, nasip etsin. Bir sohbetimize devam edeceğiz. Hatta tekrar bir hatırlatmış olalım. Bayramlık yazarak 40-72'ye kısa mesaj çekebilirsiniz ve 15 lira karşılığında bir yetimin yüzünün gülmesine vesile olabilirsiniz. Sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi Risale-i Nur'dan, Mektubat'tan bir bölüm ekranlara geliyor. Hep beraber bakalım. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelal vel İkram, çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Onların iaşelerini tamahkar ve bahil insanlara yükletmez. Eğer rahmeti Rahman istersen, o Rahman'ın vedialarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Evet, 21. mektup ekranlara geldi. Üstadım cümleleri, düşünceleri vardı. Onlarla ilgili neler söylemek istersin? Ben dinleyemedim bu arada Kübra kardeşim, kusura bakmayın. Sizden hani ne kadar diye. Yani çok kolaymış, onu bizzat görmüş onu olduk. Onu deneyimlemiş, evet, olduk. Siz bana bir şey, tekrar bir ipucu verirseniz belki, tamam, birkaç kelam ederiz. Tamam, şöyle diyor. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelali ve İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette, evet, gönderip ve memeler musluğundan ağızlarını akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir diyor. Evet. Yani nedir? Hem
Yani çocuk aciz, değil mi? Yaşlılar aciz, değil mi? Onu burada yani Cenab-ı Hakk'ın hani evet yani rahmetinin bir ki rahmeti yani rahmaniyeti en bariz şekilde yani rezakiyetiyle evet tecelli ediyor. Evet. Yani bir umumi bir şey evet. Hakikat olarak burada Bediüzzaman bunu ifade etmiş. Oradan ama bize ne düşüyor? Yani daha önce bir programda söylemiştik hani Esma-i Hüsna ahlakıyla hani ahlaklanmak diye. Yani aslında Rabbimizin her ismi bize bir şey yüklüyor. Rabbimizin bir ismi Adl nedir? Dolayısıyla biz de adaletle yani o ismin ahlakına uygun şekilde davranmak Allah'ın adil olan, adil olan Allah'ın kulu olarak biz de değil mi, adaletle davranmak durumundayız. Rabbimiz Settar. Günahlarımızı örtüyor bizim. Değil mi? Aynı şekilde biz de başkalarının kusurlarını değil açmak, ifşa etmek, bilakis örtmekle yükümüz yani konuşur. Gelirsek burada da Rabbimizin isimlerinden hem de Esma-i Hüsna'sından değil mi? Rahman ve Rahim. Buradan da gene gelirsek biz de dolayısıyla rahmet ve merhametle ahlaklanmak durumdayız ve evet bunu da en bariz nerede gözükür? Merhamete değil mi? En ziyade muhtaç olanlara davranışımızda en bariz şekilde bu gözükür. O da işte çocuklar, değil mi? Yaşlılar veya böyle kimsesizler, hastalar, kimsesizler, muhacirler. Evet. Musibet zedeler. Evet. Yani bu anlamda diyebiliriz yani musibet zede veya düşkün veya işte her tür böyle yardıma muhtaç olana nasıl davrandığımızla aslında hani bizim insanlığımız ölçüyor. Bu anlamda mesela yetimleri özellikle konuşuyoruz. Yetimler aslında bizim insanlık sorumuzdur. Evet. Doğru. Bir de sponsor aileler var değil evet. mi? Sponsor ailelerle ilgili bir proje var. O nedir? Ne demektir? Nasıl olunur? Şimdi sponsor aile, sponsor destek sistemi. Aslında sponsor kelimesi de çok hoş değil. Biz ona yetim hamilik sistemi desek daha uygun olacak. İHH İnsani Yardım Vakfı 25 yıldır aşağı yukarı faaliyetlerini sürdürüyor. Biz tabii dünya üzerinde özellikle savaşların, doğal afetlerin, kimsesizlerin yaşadığı, yoksullukların yaşadığı coğrafyalara gittiğimizde bu yetim yavrularımızı, yetim çocukları en mağdur kitleler olarak gördük. En çok istismara uğrayan yapılar olarak da bizzat yine gördük. Bunu çünkü depremlerde gördük, ondan sonra savaşlarda gördük. Yani Suriye'de mesela hemen araya girmiş olayım. Bir kız çocuğu, ismi Fatıma, 10 yaşında. Çocuğu bize getirdiler. Çocuk aşağı yukarı 10 yaşlarında yine başka bir çocuğu olan bir Suriyeli aileye. Biz çocuk şey yapmasın. Çünkü annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, savaşta her şeyini kaybetmiş. Bu çocuk kötülüğe uğramış, tecavüze uğramış. Ve anne çocuğu yıkamak için banyoya götürdüğünde boynunun altından göbeğine kadar bir çizgi fark ediyor. Çocuğun organları da çalınmış. Yani bu belki onlarca bu tip şeyle karşılaştık ama ilk aklıma gelenlerden bir tanesi bu oldu. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi bir şekilde bu çocuklar istismara uğruyor. Ve bunu tabii gördüğünüz zaman siz yetim çalışmasını çok çok daha özel bir pozisyona taşıma ihtiyacı duyuyorsunuz. İHA'da da biz böyle yaptık. 2007 yılında yetim, biraz önce ifade ettiğiniz gibi yetim sponsorluk sistemi ya da yetim hamilik sistemi adını verdiğimiz çalışmayı başlattık. Elhamdülillah bugün itibariyle 56 fakat 2 ülke daha dahil oluyor bugünlerde. Fas ve Benin. Benin ikisi de Afrika ülkesi. Biri Kuzey Afrika ülkesi, birisi Batı Afrika ülkesi Benin. Benin, Togo, Ghana, böyle Kamerun oraya yakın bir coğrafya. Bu iki ülkeyi de dahil ediyoruz. 58 ülke olacak Allah nasip ederse. Toplamda da 90 bine yakın yetim yavrumuzu sürekli olarak yetim hamilik sistemiyle destekliyoruz. Yetim hamilik sistemi nedir diye sormuştunuz evet, yani nasıl zaten. Nasıl oluyor? Evet, yani. Şimdi yetim hamilik sistemi ayda hayırsever kardeşimizin, ya da bu bir okul olabilir. İHA'nın biliyorsunuz her sınıfın bir yetim kardeşi var. Çalışması var Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ve Eğitim Birsen'le beraber. Okullarda da sınıflar bir yetim hamisi olabiliyorlar. Ayda 100 lirayı toparlama esasıyla yürüyor bu çalışma. Mesela işte Çamlıca, karşıda Çamlıca var. Çamlıca İlkokulu diyelim 3A sınıfı. İşte kaç kişi?
35 kişi çocuk var bir sınıfta. Ayda 3 lira aşağı yukarı çocuklar bir araya getiriyorlar. 100 liralık bir miktarı oluşturuyorlar. 3A sınıfının Filistin'de bir yetim kardeşi oluyor. Ya da Sri Lanka'da ya da Bosna'da. Biliyorlar. Çünkü sınıf bir şey var, form var. Bu form ihha.org.tr adresinden girilebiliyor. Yetim sponsorluk formu diye. O linki tıkladığınız zaman orada bir form çıkıyor. O formda ülkeleri mesela diyelim ki 3A sınıfımız işte nereden? Hindistan'dan bir yetim desteklemek istiyor. Hindistan'ı işaretliyorlar. Diyelim 2 yetim alacak bu sınıfımız. Hindistan'da nereyi işaretlesin? Suriye. Suriye'ye ikinci yetim kardeşleri oluyor. Sınıfın yaş grubuna göre mesela sınıf 3A dediğimize göre 9 yaşında 8 yaşında o yaşlarda bir çocuğu eşleştiriyoruz. Ve sınıfa bir koli içerisinde iyilikte yarışan sınıflar kolisi. Onda bir takım hediyeler de var kolinin içerisinde ama en çok sınıfı mutlu eden şey yetim kardeşlerinin fotoğrafı. Onu bir A4 içerisinde şey yapıyoruz, gönderiyoruz. Yetim özet bilgi formu diyoruz biz ona. Çocuğun resmi, ismi, ülkesi, kardeş sayısı, kaç kardeşi var, doğum tarihi, babasının vefat tarihi, annesi de vefat etmişse onun bilgisi sınıfa ulaşıyor. Sınıf isterse yetim kardeşleriyle mektuplaşabiliyorlar, yetim arkadaşlarıyla. Hayırseverler de mektuplaşabiliyorlar isterlerse. Bu şekilde 100 lirayı yatırıyorlar her ay için. Yani senede 1200 lira yapıyor. Peki bu 100 lira yetimin hangi ihtiyaçları için? 5 ihtiyacı için. 100 lirayla yetim çocuğun eğitimi, sağlık ihtiyaçları, gıda ihtiyaçları, kıyafet ihtiyaçları, kısmen de barınma. Yani eğer İHA yetimlerin evlerini de inşa ediyor, tamir ediyor ya da İHA'nın 31 tane yetimhanesi var dünya üzerinde. Burada annesiz babasız çocukları biz üniversite tahsillerini bitirinceye kadar. Tabii çocuk üniversiteye geçince yetimhaneden çıkartıp yurda yerleştiriyoruz çocuğu. Hı hı. Çünkü bir yetimhane psikolojisi her isteyin istemeyin yani biz yatılı okul gibi görsek bile bir yetimhane psikolojisi insanın şey. Üzerine siniyor. Dolayısıyla üniversiteyi kazandıktan sonra çocuğu yetimhaneden çıkartıyoruz. Üniversitenin yurduna. Mesela bizim Aceh'de, Endonezya Aceh'de tsunami olmuştu 10-12 sene önce. 200 binin üzerinde. Evet, 200 binin üzerinde insan vefat etmişti. Evet. Orada bir yetimhane açtık. İsmi İstanbul Yetimhanesi. İstanbul Yetimhanesi bir kız çocuklarımızın kaldığı bir yetimhane. Orada mesela her sene aşağı yukarı bu yetimhanemiz bizim 80 civarı nüfusu olan bir yetimhanemiz. Her sene 15 civarı çocuğumuz üniversiteyi kazanıyor. Oradan çıkartıyoruz, üniversite yurtlarına yerleştiriyoruz ama desteklemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bir çocuğu üniversite tahsilini yapıncaya kadar destekliyoruz. Ve 100 lirayla hayırseverler bu işin ortağı olabiliyorlar. Şöyle bir soru da gelebilir. Ya 100 lira bir çocuğun eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, aylık olarak nasıl yetiyor diye soru da sorulabilir. Çünkü Türkiye'ye göre çok mütevazi. Evet. Bir market alışveriştir değil mi 100 lira? Evet. Yani 4 kişilik bir ailenin bir market. Biraz bahsetseniz orada nasıl? Tabii orada nasıl yürüyor? Orada şaşıracağız şimdi. Mesela bir Afrika ülkesi olan, ortalama bir Afrika ülkesidir. Ne çok yoksuldur ne çok zengindir. Uganda. Uganda'da bir öğretmenin ortalama maaşı aylık 40 dolar. Yani 120 lira. 120 lira. 110 lira, evet. 120 lira. Asya'dan bir örnek verelim. Bangladeş. Bangladeş 170 milyonluk bir İslam ülkesidir. Asya'dadır. Bangladeş'te ortalama aşağı yukarı 6-6,5 milyon tekstil işçisi var. Yani şu üzerimizde ne giyiyorsak büyük miktarları orada. Orada da tabii başka bir... 70 milyona mesela Türkiye'nin neredeyse 1/3 biri. Tabii yüzde ölçümü 145 bin kilometre. Yani 150 bin bile değil. Değil mi? Toprağın Türkiye'nin yetmediği hani böyle... Aynen. Evet. Yani insan nüfusunun en yoğun olarak yaşadığı bir coğrafya. Ya da bir başka ifadeyle kilometre kareye en çok insan düşen coğrafya Bangladeş. Bangladeş'te 6,5-7 milyon civarı tekstil işçisinden bahsediliyor. Çocuk hepsi. Çocuk olan var, yetişkin olan var. Evet. Bu tekstil işçilerinin aylık ortalama maaşı 35 ve 40 dolar seviyelerinde. Yani belki orada bir kot pantolon dikiyor çocuk, oradaki bir işçi. Bir pantolon dikerek aslında maaşından daha fazla bir miktar o. Yani o pantolon belki 40 dolar burada değil. Burada AVM'de belki 70 dolara satılıyor. Evet. Ama o kişi o pantolondan bir ay boyunca belki 10 bin tane dikiyor. Evet.
Yani insanın da en çok sömürüldüğü yerlerden bir tanesi Bangladeş. Şimdi Bangladeş'te bir tekstil işçisi 35 dolar 40 dolar maaş alıyor. Ve bu kişi evini geçindiriyor bu 110-120 lirayla. Şimdi tekrar başa dönüyorum. 100 lira ile biz Bangladeş'te, Hindistan'da, Pakistan'da, Afrika, zaten İHA'nın yetim desteklediği 58 ülkenin 20 tanesi Afrika ülkesi. Orta Doğu ülkeleri var, işte Ürdün, Lübnan, Filistin, ondan sonra Suriye, Irak, Yemen. Buralarda insanların, zaten Yemen şu anda savaşlarla sarsılıyor. Mısır, mesela Mısır'da çok ciddi bir şekilde özellikle İhvan-ı Müslümin, İhvan'dan kardeşlerimize çok ciddi baskılar hala devam ediyor. Zaten terör örgütü olarak orada ifade ediliyor. Dolayısıyla çok ciddi baskıların yaşandığı, ciddi zulümlerin olduğu, savaşların olduğu yerler. Buralarda gönderilen bu 100 lira gerçekten inanılmaz bir etki yapıyor. Benim bizzat yaşadığım bir hikayeyi anlatayım size. Sri Lanka. Sri Lanka Hint Okyanusu'nda, Hindistan'ın gözyaşı gibi. Haritada öyle duruyor. Evet. Hindistan'ın tam altında bir damla şeklinde duruyor. Aşağı yukarı 25-30 milyon da nüfusu var. Yani çok küçük bir coğrafya ama kalabalık bir nüfus. Orada daha çok Hindular var. Müslümanlarda nüfusun aşağı yukarı %15-20'lik bir kısmını oluşturuyor. Kağıt üzerinde daha düşük, %5-6 gibi geçiyor ama gerçekte %15-20 Müslümanlar. Orada bir annemiz, 3 yetimi var. Günde 1 dolar kazanıyor. Ne, yaptığı iş şu, 1 saat uzaklıkta yürüyerek gittiği bir yol, bir eve gidiyor. O evde temizlik yapıyor, 1 saatte de geri geliyor. Bu arada 3 yetimi sahipsiz evde. Evdeler, annelerini bekliyorlar. Günde anne 1 dolar. Anne günde 1 dolar 3 lira. Yani. 1 dolar 3 liranın altında, herhalde 2.90 gibi bir şey, evet. 1 dolar. 2 lira 90 kuruş kazanmak için 1 saat gidiyor, temizlik yapıyor, yoruluyor, 1 saat geri geliyor ve 2 lira 90 kuruş kazanıyor. Şimdi bu annemizin, bu annemizin 3 çocuğunu da biz yetim amelik sistemine aldık. Çünkü çok zor durumda. Ne oluyor? Bu 30 gün temizlik yapsa kazanacağı miktardan, evet, daha fazlasını biz yetim hamilik sistemine dahil olduğu için bu annemize gönderiyoruz. Tabii orada da hayat Türkiye'deki, İstanbul'daki falan gibi değil. Yani insanlar çok basit yaşıyorlar. Yani biz işte bir kahvaltı sofrası, aman zeytini de olsun, peyniri de olsun, balı da olsun, reçeli de olsun, 3 çeşit peyniri olsun, bilmem şu da olsun, yumurtası, omleti olsun. Biz olmazsa şey yapamayacakmışız, evet, gibi. Orada öyle değil. Bir çeşit yemek, yanında bir katık. Bu şekilde insan kahvaltı yapıyor, yemek yiyor. Hı hı. Yani tek tip besleniyorlar. Fasulyeyi, ıspanağı, işte pirinci, fasulyeyi, diğer şeyleri, gıdaları çok fazla insanlar hayatları boyunca görmüyorlar, bilmiyorlar. Yani dolayısıyla orada hayırseverin verdiği 100 liralık bir destek orada bir yetime gidiyor ama, evet, onun 5 kardeşini de 7 kardeşini de Afrika ölçeğinde konuşacak olursak ya da Bangladeş, Hindistan ölçeğinde konuşacak olursak bir yetime gidiyor, evet, 100 lira ama onun 7 kardeşi de ondan istifade ediyor. Annesi de ondan istifade ediyor. Dolayısıyla bu yetim hamilik sistemi dediğimiz çalışma, birincisi uhrevi anlamda müthiş bir şey. Çünkü biraz önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben ve yetime hami olan cennette bu iki kardeş gibiyiz ya da iki parmak gibiyiz dediği hadis-i şerife bir mazhar oluyor inşallah. Evet, inşallah. İkincisi, müthiş bir dünyevi anlamda sıkıntı içerisinde olan bir aileyi feraha kavuşturuyor. Yani dünyevi anlamda da o huzuru, o mutluluğu. Tabii o mutluluk bize aslında dinimizin bize öğrettiği bir şeyden ya da müjdelediği bir şeyden ileri geliyor aslında. O dünyevi mutluluk da, uhrevi mutluluk aslında ikisi bir arada gelişen bir şey. Kişinin özellikle bir ihtiyaçlının ihtiyacını giderme mutluluğunu yaşamasına da vesile olmuş oluyor. Yani bu yetim hamilik sistemini ben bütün kardeşlerime şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de hatta fazla fazla tavsiye ediyorum. Çünkü Efendimizin şu hadis-i şerifi geldi aklıma. Kim 3 yetime hamilik yaparsa, hayat boyu her gün oruç tutmuş gibi, hayat boyu her gece sabaha kadar namaz kılmış gibi, hayat boyu her gün yalın kılıç Allah yolunda cihad etmiş gibi ecir kazanır. Hangimiz böyle bir yükün altına girebiliriz? Giremeyiz. Ama 3 yetime hamilik yapan kişiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir müjde veriyor. Yani oruç tutuyoruz, hayat boyu oruç tutmuş gibi. Namaz kılıyoruz ama geceleri sabaha kadar namaz kılmış gibi ve her gün Allah yolunda cihad etmiş gibi ecir kazanır diyor. Yani dolayısıyla
eğer gücü 100 liranın üzerinde yeten kardeşlerimiz de bir yetimle iktifa etmesinler. 3 yetim, hatta size şunu söyleyeyim, ismini vermeyeceğim için sıkıntı da olacağını düşünmüyorum. Bir bağışçımız var, 300 yetime bakıyor. Maşallah. İsmini vermediğim için rahat söylüyorum. Bir kişi, Rabbim ben her işte belli bir dönemde bitiyor, beni davet ediyor, ben de gidiyorum. Her gittiğimde de onu daha zengin görüyorum, onu da ifade edeyim. Yani o veriyor 300 yetimin, işte senede ne yapıyor? 1200 liradan 360 bin lira yapar. 300 yetimin şeyi, ne diyelim, kefaleti 360 bin lira yapar senede. Her gittiğimde de onu daha zengin görüyorum. Yani o demek ki verdiğini yürekten veriyor ki Rabbim de ona daha çok veriyor. Böyle bir mesele de var. Yani. Evet, herkes ne kadar imkan dahilinde nelere el veriyorsa. Aynen. Aslında Efendimizin yine kazandığımız olanın verdiğimiz şey olduğunu ifadesi vardı. Hazreti Ayşe'ye söylüyor yanlış hatırlamıyorsam. Koyundan geriye ne kaldı diye. Şey, koyundan geriye ne kaldı diye. Evet. Evet, bir parça kaldı diyor değil mi? Bir kol kaldı galiba diyor Hazreti Ayşe. Hayır diyor, kol hariç hepsi kaldı. Evet. Çünkü dağıttıkları o kol hariç aslında hepsini dağıtmış. Kalan işte o şeyler aslında. Gönderdiği şeyler bizim üzerimize kalan olanlar. Evet. Biz sizlere sorduk. İslam dininde yardımlaşma neden önemli sizce diye. Bakın neler söylemişsiniz. Ardından biz sohbetin son demlerindeyiz ama yetimleri konuşmaya devam edeceğiz iftara kadar. Sizce İslam'da yardımlaşma neden önemli? Yardımlaşma İslam'da da önemli, her yerde, toplumsal hayat da önemli yani. Yardıma gerek duyulanlara yardım etmek gerekir bir insan olarak. Günümüzde insanlar kendi menfaatinin dışında artı menfaat görmez olmuş. Oysa ki insanın dünyaya geliş sebebi bu dünyada sefa sürme, refah içinde yaşama değil yani. İnsanların birine yardımlaşarak huzur içinde yaşayabilmesi lazım. Eğer yardımlaşma olmazsa huzur da olmaz. Yani dinimizde yardımlaşma var. Ramazan'da fitremizi, zekatımızı, yemeğimizi, her şeyimizi paylaşıyoruz. İbadetleri birlikte yapıyoruz. Yani ruhlar hepsi birleşiyor bir yerde. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ayetlerinde bu çok önemli bir yer teşkil ediyor. Peygamber Efendimiz de bunu verdiği hadislerle bütün ümmetini anlatmıştır. Muazzam bir şey. Keşke herkes bunu, bu yardımlaşmayı yapabilseydi. İslam demek yardımlaşma demektir. Yani Müslüman demek yardımlaşma demektir. Bak o kadar Suriyeliler var burada. O kadar Suriyelilere bizim Müslüman alemin yardım etmesi gerekir. Ben açsam sen toksan bu olmaz. Veya sen açsan ben toksan bu da olmaz. Demek ki birbirimize yardım edeceğiz. Cevaplar geldi. Herkesin gönlü iyilikten, yardımdan yana değil mi? Bütün cevaplar o yöndeydi. Çok muhteşem cevaplardı bence. Yani yardımlaşma konusunda zaten bizim halkımız bir başka. Dünyada gelirine göre en çok yardım eden ülke Türkiye. Gelir dağılımına göre. Yani muhteşem. Bizim kardeşlerimiz öyle gerçekten. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Allah İHA'dan da gönüllerinden de razı olsun diyelim. İnşallah. Şeyde değinelim isterim. Ben yetim dayanışma günleri var bir de. Ondan bahsediyorum. Evet. Şimdi, her yıl düzenleniyor. Her yıl düzenleniyor. Bu sene 6. defa yaptık. İHA'nın sene içerisinde 3 tane yetim çalışması var. Kampanya şeklinde yürüttüğü. Birincisinden aslında bahsettim. Her sınıfın bir yetim kardeşi var. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bir Sen'le ortaklaşa yürüttüğümüz bir çalışma. İkincisi Dünya Yetimler Günü. Onu da birazdan bahsederiz. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te oluyor 15 Ramazan'da. Sorduğunuz yetim dayanışma günleri de üçüncüsü. O da bahar mevsiminde Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Yani 3 aya yaydık biz onu. Yaptığımız bir çalışma. Yetim dayanışma günleri bizim yetim yavrularımızla hayırseverlerimizi buluşturduğumuz bir dönem. Her sene artan bir proje sayısı var. Bu sene toplam 636 tane yetim projesi yaptık. Toplam 45 farklı ülkede
Ve bu projelerden 204 bin yetim yavrumuz istifade etti. Bunu mesela milletvekilleri katıldı, sanatçılar katıldı, sporcular katıldı. Her meslek grubundan insanlar katıldı. İçinde avukat vardı, doktor vardı, öğretmen vardı. İşte teknik işlerle meşgul olan kardeşlerimiz vardı. Bu kardeşlerimizden de tabii tüm Türkiye'de hani İstanbul'dan ne diyelim Kars'a kadar tüm illerimizden de hayırsever kardeşlerimizi bu ekiplere kattık ve bu ülkelere gönderdik, 45 ülkeye. Bu ülkelerde yapılan bu 636 projeye giden ekipler şahitlik etti. Kimilerinde işte bir ev açtılar yetim ailesine, kimilerinde işte bir bakkal dükkanı, bir manav dükkanı, bir balıkçı dükkanı, işte tuktuk adı verilen bir tuktuk şey üç tekerlekli evet taşıma araçları, bunları verdiler yetim ailelerine. Kimi yerlerde işte kitaplar dağıtıldı, okullar açıldı. 5 tane yeni yetimhane açıldı bu yine Dünya Yetim Dayanışma Günlerinde. Bunun dışında gezdik, tozduk yetimlerle, onları hayvanat bahçelerine götürdük. Luna Parklara götürdük. Yani çok müthiş bir eğlence oldu. İşte bizim oyunları taşıdık oraya. Mesela çuval giydik beraber, çuvalla şey yaptık, çuval yarışı yaptık. Ondan sonra yumurta yarışları, halat çekme yarışları. Yani birçok mendil kapmaca mesela. Ben Kenya'daydım bu sene mesela yetim dayanışma günlerinde. Çuval yarışını hiç duymamışlardı. Biz Türkiye'den taşımış olduk oraya. Mendil kapmacayı da hiç duymamışlardı. Onu da öğrettik oradan. Ondan sonra yani böyle çok eğlenceli şeyler de oluyor. Çocuklarımızla mesela zürafa parkına gittik beraber orada. Kenya'da belki doğal parklar düşündüğümüz zaman safari falan Kenya'da ilk akla gelen şeyler. Ama bizim çocuklarımız ilk defa zürafa gördüler. Onları otobüslere doldurduk böyle şarkılar söyleyerek böyle oralara gittik. Müthiş bir şey oluyor. Yani sadece çocuklara bir şey vermiyoruz. Aynı zamanda onlarla, onların kültürleriyle beraber eğlenceler oluyor, spor yarışları oluyor, edebiyat, Kur'an-ı Kerim okuma yarışları oluyor. Yani İslami bilimler yarışmaları oluyor. Bunları da yapıyoruz. Toplamda 636 proje oldu elhamdülillah. Ve çok da güzel oldu. Yani 636 proje belki bir belli bir döneme hasredilmiş yetimlerle ilgili yapılan belki de en büyük çalışmalardan biri de olabilir. Yani bilmiyorum. Çok yetimlerle ilgili çalışan kurumlar, kuruluşlar var ama yetim dayanışma günleri elhamdülillah bir başka oldu. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla proje, daha fazla ülke, daha çok çocuk la beraber yapacağız. Evet, hedefler gittikçe de böyle büyüyor. Tabii. Elhamdülillah. Şey kısmı da çok önemli. Cidden böyle onların elzem ihtiyaçlarını evet karşılamaya çalışıyorsunuz ama onların o gülümsemesini sağlayacak olan şeyler. Gerçekten. Çok çok müthiş bir salıncağa bakıyor belki de yani tabii, beraber tabii. Bir oyuna bakıyor. Aynen. Yani bir tane sandviçe bakıyor. Yani o çocuğa ikram ettiğiniz bir küçük bir şey. Evet, küçük bir meyve suyu. Evet. Gittik mesela orada Kenya'da tabii diğer illerde de özellikle en kaliteli ürünleri seçtik. Yani mesela meyve suyu ya en kalitelisini aldık. Yetim bu yani en kalitelisine layık bu çocuklar. Yani dolayısıyla onları öyle mutlu edebilmek, gönüllerini hoş edebilmek gerçekten çok çok güzel oldu bizim için. Onlar da unutamayacakları günler geçirdiler. Yani her gün işte Kenya'nın birçok bölgesinde vardı mesela bizim gittiğimiz programda. 522 yetimimiz vardı Kenya'da. Şimdi muhtemelen daha da artmıştır. Gıda dağıttık onlara. Yani çünkü zaten fakir insanlar. Afrika'nın o mahrumiyetlerini yaşayan insanlar. Birçok konuda eğitim, çant mesela çanta dağıttık çocuklara. Bu onlar için çok önemliydi. İçinde de ders kitapları mesela ayırdık onlara. Diyelim birinci sınıfa giden çocuklarımıza birinci sınıf kitapları, defterler, silgi, kalem, ondan sonra bütün ihtiyaçlarını ve çanta. Çok önemli. Çantaları yok çünkü çocukların. Defterleri de yok. Orada loh adı verilen, hocam sizler bilirsiniz, bir ahşap bir tahta şey var, gibi. Tahta, evet. Loh. Evet, loha bir mürekkeple ama o mürekkebi de isten elde ediyorlar. Yani mürekkebi kırtasiyeye gidip para verip mürekkep alma yok. Yani defteri yok çünkü çocuğun, tahtaya yazıyor. Tahtaya yazıyor, isle yazıyor. Kamış, is, ise batırıyor. Ayet-i Kerime'yi, o günkü dersini yazıyor. Onu ezberliyor. Ertesi gün okula şeyle suyla onu yıkıyorlar. Tertemiz aynı tahtayla ama üzerinde hiçbir şey yok. Yani dünkü dersi ezberlemek zorunda. Çünkü yeniden o ders anlatılmayacak. Kaydedemiyor. Kaydedemiyor. Çünkü defter olsa onu saklayacak. Defter yok.
tahtaya yazıyor. Dolayısıyla orada bir çanta, bir defter, bir kitap muhteşem bir şey. Onun dışında gıda paketleri dağıtıldı, kurbanlar kestik, akika kurbanları, et gördü çocuklarımız. Yani bu da müthiş bir şey. Sponsorluk paralarına ya da yetim hamilik paralarına onlar dağıtıldı. Eğlendirildi, işte parklar, bahçeler oralara götürüldü, edildi. Kıyafet dağıttık çocuklarımıza. Yani ve annelerine de dağıttık. Kıyafet çok pahalı. Yani mesela Kenya'da kıyafet çok pahalı. Yani bir çocuğu işte giyindirmek etmek 35-40 dolara. Yani ayakkabısı, işte kıyafeti, onlar yukarıdan aşağı bir elbise giyiyorlar ferace tarzında. Bunları filan gerçekten yani orada üretim olmadığından, dışarıda geldiğinden gelen yerlerde daha çok Çin malı şeyler oluyor filan, ama buna rağmen pahalıydı. Bu kıyafetler de hem anneler hem çocuklar için inanılmaz makbule geçti. Yani dolayısıyla yetim dayanışma günlerimizi dünyanın birçok ülkesinde güzel bir şekilde geçirmiş olduk. Önümüzdeki yıl belki 45 ülke 55'e çıkacak. Hangi aylarda yapılıyor? Mart, Nisan, Mayıs. Bahar ayları. Heyecanla bekliyoruz. Çocuklar gibi taze bahar mevsiminde. Zaten Mayıs ayında bittik. Bu sefer Ramazan-ı Şerif hemen. 6'sında Ramazan'a girdik zaten. Haziran 6'da. Yani yetim dayanışma günleri bitti. Önümüzdeki yıl Allah lütfederse, ömrümüz olursa 10 gün daha zaten geriye gelecek. Mayıs'ın 26'sı gibi Ramazan-ı evet. Şerif başlamış olacak. Evet. Dolayısıyla yetim dayanışma günleriyle Ramazan iç içe geçmiş evet, gibi olacak. O iyilik zemini hep hazırda aslında. Evet, evet. Şeyi de ben çok seviyorum sizin çalışmalarınızdan bir tanesi. Böyle yardımlar yapıyorsunuz ama bir de dikiş makinesi veriyorsunuz. Evet. İnek hayvan veriyorsunuz. Ufak bir mesela depo mu diyelim, neden tanker mi küçük? Öyle şeyler veriyorsunuz. Evet, onlar evet. da bir şeyler yapsın zaten rutin kesinlikle. Hayatlarında ve para kazanabilsinler diye. Aynen. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yani klasik ama söyleyelim, balık vermektense balık tutmasını öğretmek. Bu balık tutmasını öğretmek işleri çok güzel işler oluyor. Dediğiniz gibi mesela bahsettiğiniz karo arabalar deniyor Sudan'da. Yaptıkları şey şu, bir eşek var ve eşeğe bağlı bir eşek arabası aslında. Ama eşeğin arkasında taşıdığı su. Sudan'da su elektrik çok yaygın değil. Yani Hartum'da bile, Hartum'un merkezinin dışına çıkın biraz kenara, elektrik zordur yani. Halbuki o Hartum'un ortasından kocaman Nil geçer. Ama maalesef işte o Nil'den faydalanamayız. Sudan'dan da o şekilde. Su hizmetleri, elektrik hizmetleri yok. Ailelerimize karo araba veriyoruz. Onlar bu suyu olmayan mahallelere, sokaklara girip su satıyorlar. Bunu evin büyük çocuğu yapar genelde. Yani 16-17 yaşında eşekle beraber girer ve bu işten aşağı yukarı aylık 200 dolarlık bir kazancı olur ailenin. 200 dolar Sudan'da müthiş bir şey. Yani bir evi çok rahat bir şekilde geçindirir. Dediğiniz gibi dükkanlar, bunları aslında biz işte biraz önce aktardığımız yetim dayanışma günlerinde yapıyoruz. Manav dükkanı dedik, kırtasiye dükkanı dedik. Onun dışında balıkçı dükkanları, işte ekip biçebilmeleri için tohum, gübre, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, koyun, keçi, hatta bıldırcın, yerine göre tavşan, yerine göre tavuk yetiştirme şeyleri var. Bunları ailelere veriyoruz. Ve ondan sonra o aileyi düşünmüyoruz. İşte tuk dediğimiz ya da çek çek diyorlar bazı evet. yerlerde. Üç tekerlekli. Bunu veriyorsunuz aileye. Aile bununla geçimini rahat rahat idame ettirebiliyor. Yani hatta ortalama bir bulunduğu şartların ortalamasını yakalayabiliyor. Mesela Etiyopya gibi yerlerde gönderdiğimiz paraların bir kısmını bizim oradaki kardeş kuruluşumuz yetim evi olmayan yetim aileleri için bir ev fonu var. Mesela gönderiyorsunuz onu, ne kadar? 35 dolar. Bu 35 doların her ay 10 dolarını ev fonuna atıyor. 2 sene sonra o aile için bir ev şey yapılıyor. Yani ev inşa ediliyor. Bu da çok şey oluyor. Çok güzel oluyor. Mesela Etiyopya'ya ben en son 2011'de gitmiştim. 5 yıl önce gitmiştim. O zaman yoktu. Ama şimdi mesela bu sene gidenler, bir önceki sene gidenler, daha önceki sene gidenler, son 3 yıl gidenler orada ev açılışları da yapıyor. Ama yetimin zaten kendi parasında biriken
fonlardan oluyor bu şeyler. Bu da ayrı bir mutluluk. Yani bakıyorsunuz işte bizim o beğenmediğimiz 20 liralara 30 liralar orada birikmiş 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 bir yetime ev oluvermiş. Çok müthiş şeyler oluyor bunlar. Çok heyecanla anlatıyorsunuz. Gözleriniz parlıyor. Siz dinlemek çok güzel. Heyecanlanıyorum çünkü gerçekten. Bütün bu çalışmalara yani, şahit olmak ne güzel. Çok gerçekten yani bu iyiliği de paylaşmak gerekiyor. Şimdi biz belki İHH'da ben yetim birim başkanıyım. 5 yıl oldu. İHH'da 22. yılımı bitiriyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. 94 yılından beri ben üniversiteyi kazandığımız yıllardan itibaren vakıfla tanışıklığımız ve devam oldu. Bu mutluluğu her gün belki bir şekilde yaşıyorsunuz. Yani işte 70 bin yetimde gülücük olmak, 70 bin yetime bir bayramcık gülücüğü olmak. Yani bunlar müthiş şeyler. Bu insanı sürekli doyuruyor. Yani manen doyuruyor. Sizi belli bir noktaya getiriyor. O heyecanı da elektriği de karşı tarafa dinleyen kardeşlerimize verebildiysek ne mutlu bize. Yani gerçekten kendinden yani çalıştıkça, gayret gösterdikçe kendinden sizi besleyen, büyüten, vicdanen sizi bereketli bir yanı var, değil mi? Rahatlatan bir şey, yapı. İnşallah tabii bu iyilikleri de çoğaltmak önemli. Yani hala orada burada dolaşan 400 milyon yetim çocuk var. Yani. Ülkemizde 3 milyon Suriyeli kardeşimiz var. Evet. Şimdi bizim de tam bu konuyla alakalı bir klibimiz var. Mülteci aynasında değerlerimiz. Aslında Suriyeli kardeşlerimiz. Muhacirler diyelim daha doğrusu. Şimdi o bölüm ekranlara gelsin. Ardından biz vedalaşmak için, son cümlelerimiz için buradayız. Çalışmalarınız var. Kesmek istemeden böyle, hiç sohbet nihayetlensin istemeden dinliyoruz. Çok da Allah güzel bahsediyorsunuz hepsini. Biz de programımızda böyle naçizane özellikle vurgulayalım istedik Ramazan ayı boyunca Suriyeli kardeşlerimizle ilgili olan. Allah razı olsun. Manevi yanın onlarla olan bağımızla alakalı. Kesinlikle. Son olarak neler söylemek istersiniz tüm bu sohbetin nihayetinde? Son olarak aslında özet mahiyetinde birkaç cümle inşallah söylemek isterim. Birincisi, eskiden ben şey diyordum, ihtiyacınızdan 100 lira artarsa bir yetime hami olun diyordum. Sonra bunun yanlış bir cümle olduğunu fark ettim. Çünkü yetim yavrumuz bizim en öncelikli ihtiyacımızdır. Yani nasıl evde kendi evladımıza açken nasıl önce onu doyuruyoruz ya. Şimdi yetim de bizim öncelikli olan evladımızdır. Dolayısıyla ihtiyacımızdan artan 100 lirayı değil, öncelikli olan 100 lirayla bir yetime hami olmayı ben bütün kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Birincisi bu olsun. Yani orada bir şey paylaşabilir miyim? Estağfurullah, buyurun. Daha önce yeryüzü doktorlar üzerine de burada bir programda konuştum. Orada da söylemiştim. Aynı paylaşmak isterim. Aslında ihtiyaç deyince muğlak bir kavram. Biz çünkü arzularımıza da ihtiyaç diyoruz. Diyoruz. Doğru. Dolayısıyla diyorum şöyle bir şey yapmamız lazım diyorum. Olmazsa olmazlar, harika. Olmazsa da olurlar. Harika, biz olmasa güzel. Da olurlarımıza da ihtiyaç diyoruz. Defada o yetimin veya o düşmüş olanın evet, olmazsa olmazına ulaşamıyoruz. Kesinlikle. Halbuki biz olmasa da olurlarımızdan vazgeçebilsek zaten evet. Aynen. O ihtiyaca elimiz ulaşacak ve paramız gene yetecek ve hayatımızın gene kesinlikle devam kesinlikle. Ettiğini göreceğiz. Hiçbir aksama olmadan. Hatta daha bereketli ve daha çoğalarak. Huzur bir de evet. Daha huzurlu bir şekilde. Çünkü bir yetimin hamiliği var. Ben tüm kardeşlerime acizane bir yetime en az bir yetime mümkünse 5 yetime 10 yetime hami olmalarını rica ediyorum. Bayramlık konusunda ihmal etmesinler bence. Bir yetimi bayramlıklarla sevindirebilirler. Bayramlık yazıp 40-72'ye gönderdiğimizde de 15 liralık bir destek sağlayabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tüm güzelliklerimizi anlattığınız için. Allah razı olsun. Köprü çok olmanıza vesile olduğunuz için. Sağ olun. Diyelim. Teşekkür ederiz. Ramazan ufak bir hediyesi var böyle. Size de takdim etmek istedim. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz.
Şeyh Ramazan bu akşamlık veda ediyor. İHH Yetim Birimi Başkanı Murat Yılmaz bizimle beraberdi. Metin Karabaşoğlu da sohbete eşlik etti her zamanki gibi. Son kez ben de bir hatırlatayım. Aynı zamanda alt yazı olarak da veriyoruz ama bayramlık yazıp 40-72'ye kısa mesaj çekerseniz 15 liralık yardım yapmış oluyorsunuz. Ama yok, ben tam olarak bir yetimi baştan sona giydirmek istiyorum derseniz 7 SMS tekabül ediyor bir yetimin bayramlığına. Bunu da hatırlatmış olalım. Herkese hayırlı iftarlar dileriz. Allah oruçlarımızı, tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Allah'ım, 24. gün, 24. oruç, 24. iftar. Lütfunla bir Ramazan sancağı altında daha toplandık. Ramazan insan için hakikate odaklanma ayıdır. Dünyevi her ne varsa önemsediğimiz gözden düşer bu ayda. Asıl kıymetli olanı tefekkür edecek vaktimiz ve dikkatimiz artar. Nefsimizin olmazsa olmaz sandığı şeylerin, birer yanılgı, olmasa da olur sandığı ibadet nev'inden şeylerinse asıl olmazsa olmazlar olduğu keşfedilir bu ayda. Ağzına koyacağı lokmayı yönetemeyen kainatı nasıl yönetebilir? Allah'ım, oruç işte bu halimizin, yani aczimizin ve fakrımızın yeniden keşfidir. Bu keşfimizi bize mübarek eyle. Hem de unutulmaz kıl. Unutmayalım ki yine dünya meşgaleleri içinde boğulup senin marifetinden vazgeçmeyelim. Hakiki nimet veren sensin. Bize bunun tam idrakini de ihsan buyur. Nefsimiz de artık böyle bilsin. Oruçla aldığı dersi ezber etsin. Amin.